Aleyküm selam, Abdülaziz. Ee, bak seni yoran sevgili kardeşim şöyle bir sistemin farkındalığını gözden uzak tutuyorsun. Bak, geçmişin keşkeleri, bataklık oluşunun sebebi, keşkeler var ya, şu. Ya böyle demeseydim, böyle yapmasaydım, böyle karar vermeseydim bundan kaynaklanıyor. Bir kere usul bakımından geçmiş kaderdir. E, Kastamonu 14. sayfada kadere iman, hatırladığım kadara, kadarıyla kadere iman, kazaya teslim ilacını e, istimal ettirdi diyor. iman bana diyor ustad. Öyle hatırlıyorum. Aç okursun. İman ee, iman bana ne kazandırdı? İman. Ee, kadere iman, kazaya teslim merhemini, merhemini, ilacını istimal ettirdi diyor kullandı. Bir kere geçmiş kader kardeş. İki, sen aleyhinde bulunur musun? Bulunmazsın. Şu anda kendin için doğru düşündüğün, zannettiğin şeylerde ee, şu anda düşündüğüm var ya düşündüğüm kendin için ne kadar doğrudur bu şu andaki kültürün bak bir insanın doğruları örf anane kültür gelenek başka kendine yaptığı yatırım Risale okumuş tefekkür etmiş iyi insanlarla oturmuş kalkmış vesaire ee, bu insanların bu, bu özelliğinin bütünlüğü sanki mahkemedir kültür, gelenek, örf, anane, okuduğu kitap, tefekkür, hayat tecrübeleri, belalar, musibetler, hastalıklar, insana kattığı şeyler böyle komplesi bir mahkemedir. O mahkeme gelişen olayı, yeni bir şey çıktı karşına, bu bütünlük, senin haberin olmadan bütünlük karar veriyor. Böyle yap, böyle yapma. Böyle git, böyle gitme. Böyle de, böyle deme. O zaman o mahkemenin kararı doğrudur kardeşim. Nereye göre doğrudur? O zamanki bütünlüğüne göre doğrudur. İnsan hayvandan farklı olarak taallüm, taallüm ile tekemül etmek için gelmiş. Yani ilim yaparak, kendisine katkı yaparak terakki ediyor. Terakki ettikçe doğruları da ne yapacaktır? Değişecektir. Yani doğrusu Doğru 2 derece ise kalitesi de yükselecek. Belki de dün doğru dediğini bugün ya olmadı diyeceksin. Bu eksikliğinden değil, bu kemalatındandır. Mesela sen sığır gördün mü? Bir hafta önce başka bir iş yapıyordu, karar verdi. Bir hafta sonra başka veriyor. Maymun da öyle. Zeki olduğu halde. Maymun da zekidir. Tilki de zekidir der ustad. Zekilik böyledir. Zekilik keşkelerde boğulur. E, akıl ise e, biraz önce anlattığım kader ve bütün bütünsellik ile hareket eder. Zekiler keşke der. Çünkü e, zeki kadere pek inana, e, imana yanaşmadığı için zeki dini vahiy ölçü yapmaz. Kadere itimat pek etmez. Devamlı değişken dünyada değişken bir insanın farkındalığını kaybetmiş. Yani öyle bir ortamdayız ki değişken bir ortamdayız. Değişken bir ortamdayız. Değişen bir fıtratımız var. Hissiyatımız, fikriyatımız, latifelerimiz, duygularımız vesaire Çevremiz, mesela hava kapalı iken vereceğin karar, hava açıkken, bir canın sıkılmışken, ne bileyim, bir yerin ağrırken, tırnak batarken yahu vereceğin, konuşacağın kelamlar bile farklı. O zaman bu kadar niye anlattım? Geçmişteki vahlanman yanlış. Çünkü o zamanki kararın o zamanki mahkemeye, o zamanki doğrularına göre doğru oydu. Şimdi niye değişiyor? Bunlar doğruların değişti. Peki bugün söylediğini yarın sabit olacak mı? Hayır. Yarın da değişecek. Nereye kadar? Gidecek. Yani Allah Resulü'nün tabiriyle cennete giren herkes pişman olacak. Niye? Biraz daha keşke yapsaydım. Peki bu karar her şeyde en son bak her şeyde en son en mükemmel karar vermek peygambere bile müessir olmamış. Sana bana mı olacak o? En son en başta en son karar vermek. En başta en son söyleyeceğini başta söyleyebilmek. En son yapacağını ilk başta yapmak Allah'a aittir. Allah'a aittir. Peygamberini öğretiyor? E bundan dolayı Yunus Aleyhisselam niye balığın içine düştü? O da bir karar verdi. Ulan 100 sene tebliğ ettim ya. Bir adam bile çıkmadı. Bunlara kızdı ama başka bir kabileye gideyim, başka bir eyalete gideyim de orada bari, bari Allah'a iman eden bir kişi bulurum. Ne kadar masum bir düşünceydi. Ama teki tarafta Allah'tan izin almadı. Ya peygamberlerin öyle bir şey var. Bunlara zelle deniliyor. Adem Aleyhisselam düşmedi mi? Düştü. E, dünyaya gelince ne dedi? Keşke demedi ki ben nefsime zulmettim dedi. O da eee emre muhalefet. E, geçmişi ne yapacağız kardeşim? Yani e, keşke keşkesi yok ki İslam'da ne güzel şey, çıkış yolları vermiş. Tövbe ve istiğfar. Ne, ne diyor ayette? E, nasıl töbesi yapan yani bir de ona dönülmeyen bir töbeyi töbe o günah işlememişsiniz gibidir diyor. Onu ben üzerime alıyorum diyor Cenab-ı Hak. Ona dönülmezse. Önemli olan bundan sonra hayatına bakmak. Şimdi bu günah tarafı ama seninkisi işte şunu şöylesi yapmasaydım. Hayır. Sakın kendini kemirmesin. O zamanki doğruların öyleydi. Karar da öyleydi. Şimdi ise değişti. Bir de eski hal muhal ya yeni al ya izmihlal ya yeni hal Bak eski eserinde diyor. Yani eski bitti. Yani anne karnında cennet e, bahçesiydi. Ekmek elden su gölden. Su gölünde yaşıyorduk. Anne karnında hem de suyun içindeydin. Akciğerin olduğu halde. Dünyaya geldin. Mama. Mama istemez şimdi. Bitti o. Şimdi pirzola dönemi. Lağına dönemi. Ya Yani geçmişi bırak. O zaman Hadiselerin farkında değilsin. Yani oradaydık, o ortamımız çok güzeldi. O zaman öyleydi kardeşim. İşte okurken, üniversite dershanedeydik abi falan. Onlar o zamandı. Şimdi değiştin. Onu aramayacaksın. Ne yapacaksın? Şu anda ne yapman gerekeni yapacaksın. E, hiç seni alacak. Almaz değil, bizi de alıyor. de bir yer değiştiriyorum ben hele bu koronadan önce biliyorsun bir ay Almanya, bir ay Kırıkan, şey o evet bir ay mı 15 gün Polatlı, Afyon, İzmir, bilmem neresi kala kala yani insanın hissi mi kalıyor? i̇nsan kaldığı yeri terk etmek istemiyor öyle. Dünya da böyle. Ne yapıyorsun? Şimdi çok rahat terk edebiliyordum. Yani mekanları çok ah müstavi işte derdi ki kardeşim e, senin vazifen şimdi Rize'ye gideceksin. Senin vazifen e, şuraya gideceksin, incheon'a tamam. Çok rahat. Sonra ben o kadar alıştım. Her her ayda, her üç ayda bir almaya gidiyordum o gün. Ama şimdi korona hastasıyla bir derece sabit kaldık. Şimdi bir yer değiştireceksin. Etkileniyorsun yani. Ha, o zaman bu bize ne katıyor? İnsanın hisleri zaman ve mekana bağlı olduğu için o seni rahatsız ediyor. Nasıl yöneteceğiz o işi? Ona Burhan delil, hüccet çıkartarak onun karşısına hislerin karşısına mantıksal çıkacaksın. Mantık. Tamam böyle Diyeceksin ki mantık şu. Değişken bir dünyada, değişken bir insanım ben. Sabit bir şey istemek teklifi malayı taktır. Yani muhali talep etmek, kendine kötülük yapmaktır. Böyle neyi, bak neyi, kimden nasıl isteyeceğim. Ben ne istiyorum? Olmayacak bir şey dünyadan istiyorum. Sabit istiyorum. Böyle bir şey yok ki. Kural yok. Cennette de sabit yok. Her an değişecek. E, niye? E, tekamül etsin insan ya. Hissen, fikren tekamül etsin. Eski o güzel, işte dershanede kalıyorduk 4 sene abi üniversitede. O, o atmosfer, o zaman sana lazımdı. Şu kafayla gitsen oraya şimdiki, belki de orada kavga ederdin. Belki de orada davete, ya şimdi orada olsaydın, hayır. Şu andaki kafanla gitsen belki uyumsuzdun. Belki orada bakteri gibi bir sıkıntı yapacaktın yani. Değil. Doğrusu nedir? Allah'a nasip ettiğidir. Bir şey daha anlatayım. Merkez Efendi var Koca Mustafa Paşa'da, Sümbül Efendi'de. Merkez Efendi ne demek biliyor musun orada? Şimdi talebeler vardı, e, talebeler okutuyordu Sümbül Efendi Hazretleri. Bir tanesi çok yani e, akıllı, zeki demiyorum, akıllı. İşi biliyor, anladı, e, bilerek çalıştığı için başarılı. Diğerleri kanunu ilahi işte, o da bir kanun. Haset ediyor, imtihan yapacağım dedi. Herkese yazılı. Ee, dedi ki Allah rububiyetini, Rabb'lığını, kainattaki patronluğu, idareciliğini size verse ne yapardınız? Birisi yazmış ki hastalığı kaldırırdım. Yani dünyayı size verse kainatı nasıl idare ederdi? Ne koyardınız, neyi kaldırırdınız? Bir tanesi dedi hastalığı kaldırırdım, bir tanesi ölümü kaldırırdım. Bir tanesi şunu yapardım, bunu kaldırırdım, onu yapardım. Bir kağıda da birisi yazmış. Her şeyi merkezini bırakırdım. Yazılı kağıdını sınıfta aldıktan sonra hepsine yüzüne hepsini okuyor. İsmini vererek bak böyle yazdı. Evet. Yani adam zaten ona inandığı için söyle. O kıskanılan o çok akıllı, bunlar zeki. O çok akıllı, vahiy tabi. Vahiy tabi olunca akıllı oluyor. Ee, ama dünyadaki mantık ve aklı şeyini düşünce yöntemini vahiden koparıp kendisinden üretiyorsa Zeki. Şimdi diyor ki bir tanesi şunu kaldırırdım, şunu koyardım. Bu nakıs görmektir. Allah'ı eksik görmektir. Yani Allah bunu yani keşke yapmasaydı ya. Hastalığı nereden getirdi ya? Ölüm olmaması lazım. Yani bunu yanlış oldu. Yani bir şey kaldırmak, yerine başka bir şey koymak eksiklik isnadıdır çaktırmadan. Oğlum sen kalk anlat bakalım. Bu niye her şeyi merkezine koyardım dedin. Merkezde bırakırdım. Allah ne yaptıysa doğru yapmıştır. Hiçbir şey dokunmazdım. Merkez nasıl çalışıyorsa ben onu oraya bırakırdım. Öyle olsun. Çünkü Allah eksik ve fazla yapmaz. Bu talebeler de kabul etti. Evet ondan sonra o e, şeyin Şimdi mezarlığın içindedir merkez efendi merkez efendi onun için dermiş. her şeyi merkezine bırak kendine mukayet değiliz mesela e, beka istiyoruz ama fani değiliz onun e, ondan kurtulmak için üçüncü lemayı okuyacaksın ya baki entel baki ya baki entel baki ya baki entel baki onu okuyacaksın. Yani değişken hislerim var böyle. Onu daha üst seviyede nasıl e, aklımı seviyesini çıkartırım da o hislerimi hislerimi kontrol edebilirim böyle. Dördüncü şu ay okuyacaksın. Ya dördüncü şey. Abi tefekkür mesleğini dillerlemek istiyorum. Ayeti i Kübra'yı okuyacaksın. Yedinci şu an. Başka? 33. söz. Pencereler Risalesi'ni okuyacaksın. Tamam ee, tamam. Sevgili kardeşim. Herkes etkileniyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam da etkileniyor. Bak nereye gittiğini bilmiyor mu çocuğunun? İbrahim, Kasım'ın, Abdullah'ın vefatında etkilenmiş. Gözleri yaş olmuş. Demiş ki, Ya Resulallah, siz de mi? Ben de insanım. Ya onlar da acı çekmiş. Ta ki e, acı çekmiş, sıkıntı çekmiş. Bize yapılan muamelelerin en ağırını onlara yapılmış. Çünkü niye? Modeldirler. Melek gibi olsaydı soğuk sıcak çekmezdi. Çoluk çocuk edilmezdi. Bize rehber olamaz öyle. Bizim Bize rehber bizim gibi olan, bizim gibi yaşayan, bizim gibi şartlara maruz kalıp ne yapıyor ne yapmıyor. O örnek olacak. Benim gibi git tuvalete gidecek o da gidecek. Ha nasıl tuvalet deniyordu? ben de yapayım. Melek tuvalete gitmiyor. Meleğin çocuğu yok. Çocuğu ölecek. Benim çocuk ölünce ne yapacağım? Tamam. Gibi. Bir de iki sistemden bahsedeyim. Ee, bir. insanın içsel aleminde dört tane farklı sistem çalışıyor. Bazen insana bu sistem hakim oluyor. Kararları farklı oluyor. Bazen şu sistem hakim oluyor, kararları farklı oluyor. Mesela sistemi söyleyeyim bir dima akıl, yedi tane mertebesi var. Bu insana hakim oldu mu? Fikir, e, fikirle hareket ediyor, düşüncelerle hareket ediyor, akli hareket ediyor. E, soğan kabuğu gibi dışarıdan içeriye girin. Bir sistem dima kafa akıl. İkinci sistem gir içeriye vicdan, hisleriyle hareket ediyor. Biraz da gir içeriye kalp. O da hakim olunca insan duygularıyla hareket ediyor. Biraz da ileriye git ruh latifelerle hareket ediyor. Tek tek böyle basit bir şey ve misal vereyim. İnsana dima hakim olduğu zaman yaşa göre, yaptığı işe göre, o gün bulunduğu ortama yani e, yedi insanı etkileyen sebepler, yedi, giydi, Ondan sonra yedi giydi. Sonra yaşadığı çevre yedi giydiği yaşadığı ve yaşı yaşı değiştikçe Allah'ın ona muamelesi değişecektir. Yani insanı etkileyen bunu külliyata topladım. Zaman zemin tam libas der. Zaman yaşı, zemin yaşadığı tam yedi libas giydi. Bu fikrin etkiler, insanın. Bazı dönemler insanın dima hakim olur, karar verirken fikirle karar verir. Bazen insanın vicdan hakim olur, hisleriyle karar verir. Bazı dönem insana kalp hakim olur, Duygularıyla, muhabbetle böyle insancıl şeyleri hareket eder. Aklı dinlemez, hissi dinlemez. Latife insan ise öne çıkar. Bazen ruhu hakim olur insana. E, latifelerdir o. Şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzehe, sevk olur, surur olur, lezzet-i mukaddese, memnuniyet-i mukaddese, iftihar-ı mukaddese. İşte insanda bu olur. Şimdi insanın farklı karar vermesinin sebebi içsel aleminden bu dört tane sistemin aktifliğine bağlı. E, eğer ilmi anlatıyorum. Bunu bulamazsınız yani tıpta da bulamazsın. Şey için söylemiyorum bu külliyatın hakkını vermek adına söylüyorum. Bana kazandırdığını söylüyorum. Nerede böyle iç aleminde sistem farklı böyledir şöyledir. Hep böyle işte onunla yüzleş, onunla şey yapma, kaçma, bazısı diyecek ki savaş, bazısı ki meşgul olma. Ya yani biliyorsunuz yani psikolojik ne yapsın Risale'ni okumayanlar için. Şimdi insana dima hakim oldu mu, dima hakim oldu mu kafa, bazen tahayyülüyle, hayal. Bazen tasavvuruyla, düşünceleriyle, zanlarıyla, bazen takulüyle, aklıyla, bazen tasdikiyle, bazen tasdik nedir? İlim ile, bazen izan, böyle kalbi verilerle, izan, diman, kalbi gibidir. Bazen itizam yaşadığı geçmiş tecrübeleriyle fikire dönüştürür. Bazen itikadiyle. Bu komple anlattım. Şu yedi tane dima ait. Bu hakim olursa bu sistemle karar verir ama fikri olur. Sonra değişebilir çünkü aklı yükselirse, ilmi yükselirse. Değişkenlik burada oluyor. Gir içeriye, gir içeriye e, vicdana kim olursa, e, vicdanda ne var? E, soğan kabuğu gibi, soğan gibi dışarıdan beri irade. Gir içeri zihin, gir içeri his, latife-i rabbaniye. İnsanın eylemi, ibadeti, evradı eski böyle ibadetleri, eskarı, evratları olursa iradesi güçlü olur. İradesi güçlü olunca e, tefekkürden açılan mekanı olur, zihin, his olur. İşte vicdandan bu birimlerde bir tanesi insan hakim olur, karar verir. Sonra insan bazen kalbi, kalbi duyguları aktif olur. Duygu, aşktır, böyle, insancılıktır, sevgidir, böyle var ya kalbi böyle insan, insan natifesi mesela. Biliyoruz ki bu dilenci hakikaten haramdır vermek. Ne demek ya? Bir ekmek parasından fazla, bir ekmek parası varsa onun ondan fazla dilenmesi haramdır. E harama niye destek veriyorsun sen? Biliyorsun ki bir ekmek parası var, verme ama o kalbi duygular böyle bizi şey yapıyor. Basit şey mesela. Ya insandır. Ya yapıyorsun bir iyilik. E, Tabi iyilik yapınca e, insan bir şey bekliyor ondan. Olmayınca da gözünü dizine dursun. Ya işte böyle. E, İslam'da iyilik yapmak var böyle. Var ama hak edene, e, böyle bilmediğimiz şeylere tahminen ibadet yapılmadığı gibi ibadet zaniyle de böyle yardım edilmez bunlara. E, bu kalp hakim olursa duygularla. Latife yani ruh hakim olursa öyle karar verir şefkatle karar verir şefkatle muhabbetle aşk değil aşk kalptedir muhabbet ruhtadır şefkat-ı mukaddese muhabbet-i münezzehe, sevk surur mesela bunlarla karar veriyor tamam mı öyle karar veriyor Mesela diyelim ki ben kendi bizim dünyadan söyleyeyim. Latifeler hakim oluyor. İlk nurları tanıyoruz. Şefk oluyor böyle. Acayip şefki mutlak. Tamam Şefk, surur. Böyle ihti böyle. Hemen vakıf oluyoruz. Sonra gün geçtikçe her şey yerine oturmaya başlayınca akıl oturuyor. Akıl kendisini öne çıkarıyor. Vicdan kendisini kalp öne. <laughs> Bu sefer e, hizmette böyle sevk, surur varken Vicdanda bir his çıkıyor. Vicdan, his oradan çıkıyor his. Yani beşeri böyle hisler çıkıyor böyle malum. Bu sefer onunla çatışmaya başlıyor. Ve vakıf der ki ya o zaman ne kadar iyiydik ya. Ya biz o şef dönemi ne acayipti kardeş. O zaman ruhtaki latifeler hakimdi. Acayip böyle. Sonra gün geçtikçe o şey yapma katkı yapmasan kendini o hala var vicdandaki his, beşeri hisler hakim olunca onunla savaşıyor. Tabii o hal olmayınca böyle itirazlar oluyor. Anladınız mı? Yani bu dört tane sistem bazen insana ak akıl hakim olursa kararı o cinsten verir. Vicdanı hakim olursa kararı o cinsten verir. Gir içeriye kalp hakim olursa kararı o cinsten verir. Bazen ruh hakim olursa kararı o merkezde verir. Dördünün cemi ancak peygamberlere mahsus. Dördünü toplasan. Ee, peki bunun çaresi yok mu? Yani dördüne peygamberlere en mükemmeli o. Ama dördün cemeden yok mu? Var. Ustad diyor ki sen şahsi manevidir diyor. Şahsi maneviyi nasıl yaşayacağız? Şahsi maneviyi temsil eden Risale-i Nur'un hizmetinde bulunan e, şahsi manevi temsil eden haslar. Yani e, bu işin uzmanları, ehilleri ne? hizmeti merkezinde olanlara meşveret etmek tamam. E bulamazsak onları bize bizce tanıdığımız, bildiğimiz iyi böyle yani ilmiyle amil olan, risale-i nur'a sadakati olan onlarla meşveret ederiz. Ondan sonra doğru ve yanlış bakmaz yürürüz. Yani meşveret etmek o dört sistemi bütünü getirmeye şeydir. Çünkü ümmetim yanlış ittifak etmez diyor. Peygamber aleyhisselatü Aleyhisselam bir de bu sistemin dışında Allah yani. Allah liyakata göre muamele ediyor. Çok acayip yani. Bu muamele rızık noktasında, ömür noktasında, karşımıza çıkacak hadiseler noktasında bu adam zekidir, saftır, akıllıdır, çok kabiliyetlidir bakmıyor. Allah ona e, Allah'ın Allah'ta olan sırrına göre ona muamele ediyor. Biz ona boyun eğeceğiz. Sistem onundur. Mülk onundur. Biz mülkünde mülkünde hem çalışıyoruz hem de mülküz onda. Bak Allah'ın mülkü var bu memlekette. Biz onun mülküyüz. Aynı zamanda memlüküz. Mülkünde çalışan mülküz. Tamam Onun yeter ki teslim ol. bunu da koy kenara. Demek ki Allah böyle nasip etti. Mesela bana böyle bir hayatı tercih etti. Tamam. Ne yapayım? Diyeceksin. Dem ya, Yok itiraz edersen başını örse vurur kırar adam. Ustad ne yapmış böyle? Ustad nerelere başvurmuş? Ee, mesela diyor ki Emirda 1 228 Nurlarla galin Ölümden başka her belaya, hastalıklara bir ilaç olduğu gibi dehşetli ölümü de cennetin kapısı gösterip ehli imanı heyecanla şefke getiriyor. Yani oraya kavuşacağım diye. Çok e, ilginç değil mi? Bak. Kastamonu 220 Senin bu şiddetli tesürün, o hakim ve rahimin hikmetini rahmetini bir nevi tenki tükmüne geçer. Rahmet ilahiyeden ileri şefkat olunmaz. Hikmeti rabbaniyeden daha ekmel hikmet daire imkanda olamaz. Asiler cezalarını masumlar, mazlumlar zahmetlerinden 10 derece ziyade mükafatlarını alacaklarını düşün. Burası çok önemli. Senin daire-i iktidarın haricinde olan hadisata yani senin ömrün senin elinde değil. Hadiseler senin elinde değil. O zaman öyle yaşıyordun. Öyle muamele. Ha senin iktidarın haricinde olan hadisata şöyle bak diyor. Onun merhamet ve hikmet ve adaleti ve rububiyeti noktasında bakmalısın. Ben de o lüzumsuz şiddetli eylemi şefkatten kurtuldum. Ee, ı şefkat için de gene Kastamonu galiba 77'de 75 miydi? 77 mi? 75'te diyor ki şefkat insaniye merhameti Rabbinin bir cilvesi olduğunda ama elbette rahmetin derecesini aşmamak ve rahmeten alemin zatın aleyhissalatü vesselam mertebe şefkatine taşmamak gerektir. Peki fazla bir şefkat ediyoruz. Eğer açsa ve taşsa o şefkat elbette merhamet ve şefkat değildir. Nedir belki? Belki dalalete ve ilhada sirayet eden bir marazi ruhi ve bir sakami kalbidir. Yani e, maraz, ruh hastalığı veya kalp hastalığıdır. Lemalar 210'da da şöyle bir şey var. Allah'ı tanıyanın dünya dolusu bela başında var. Allah'ı tanımayanın dünya dolusu bela başında vardır. Allah'a tanıyanın dünyası nurla ve manevi sururla doludur. Tanımak şart. Bir de 25. deva Lemalar 220. Ey hasta kardeşler siz gayet nafi her derde deva ve hakiki lezzeti kutsi bir tiryak isterseniz imanınızı inkişaf ettiriniz. Yani tövbe ve istiğfar ile ve namaz ve ubudiyetle o tiryaki kutsi olan imanı ve imandan gelen ilacı istimal ediniz. Evet, dünyaya muhabbet ve alaka yüzünden güya adeta ehli gafletin dünya gibi büyük hasta manevi bir vücudu vardır. İman ise o dünya gibi zeval ve firak darbelerine yara ve beri içinde olan o manevi vücuduna birden şifa verip yaralarından kurtarıp hakiki şifa verdiğini pek çok risalelerde kat'i ispat etmişiz. Başınızı artmamak için kısa kesiyorum. İman ilacı ise feraizi mümkün oldukça yerine getirmekle tesirini gösteriyor. Gaflet ve sefahet ve hevesat-ı nefsaniye ve lehviyat-ı gayrimeşru o tür yakın tesirini men eder hastalık madem gafleti kaldırıyor, işte kesiyor, gayri meşru keyiflere gitmeye mani oluyor. Ondan istifade ediniz. Hakiki imanın kutsi ilaçlarından ve nurlarından tövbe ve istiğfar ile dua ve niyaz ile istimal ediniz. Cenab-ı Hak sizlere şifa versin, hastalıklarınızı kefaret zünüp yapsın. آمين 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 وقالوا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيات الأبدان وشفائها ونور الأبصار وزيائي وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة